Merhabalar, ben Oğuz. Bugün Kimetsu no Yaiba'nın en fedakar karakterlerinden biri olan Giyu Tomiyaka'nın videosuyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanala abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Giyu ablası Tsukota ile birlikte büyüdü. O daha çocukken kız kardeşi onu iblislerden korumak için kendisini feda etti. Ablasının ölümünden sonra Giyu bütün herkese ablasının bir iblis tarafından öldüğünü söylemeye çalıştı. Akıl hastası olarak nitelendirildi, akrabalarından birine bir doktora gönderildi. Giyu buradaki yolculuk sırasında kaçtı ve dağda neredeyse ölüyordu ama kurtarıldı. Kurtaran kişi ise Sakonji Uruko'dakiydi. Onu kurtardıktan sonra çırak olarak yanına aldı. Giyu burada Sakonji'nin yanında eğitim almaya başladı, Sabito ile tanıştı. Daha tanıştığında 13 yaşındaydı ve benzer geçmişleri ve yaşları nedeniyle iyi arkadaş oldular. Birlikte son seçim sınavlarına girdiler. Giyu bir iblis saldırısından sonra yaralandı ve dağdaki neredeyse tüm iblisleri yenen Sabito tarafından kurtarıldı. Ancak bir hafta geçtikten sonra Giyu'ya seçimler sırasında ölen tek kişinin Sabito olduğu söylendi. Bunun sonucunda su haşirası olduktan sonra konumunun gerçekliği konusunda şüpheler geliştirmeye başladı. İblis avcısı olduktan sonra görevinin birinde Tanjiro ve Nezuko ile karşılaştı. Tanjiro, iblise dönüşen kız kardeşi Nezuko'yu korumaya çalışıyordu. Tanjiro'ya iblisi neden korduğunu sordu. O artık iblisti, kız kardeşi değildi. Burada Tanjiro dövüşmeyi bilmese de Tomiyaka ile iyi mücadele etti. Ama dövüşün galibi Tomiyaka olacaktı. Tomiyaka, Nezuko'yu öldürmeden önce iki kardeşte farklı bir şey olduğunu fark etti. İblisin abisini öldürmeye çalışması gerekirken onu Tomiyaka'dan koruduğunu fark etti. Böylece bir iblis avcısı bir iblisi öldürmekten vazgeçti ve kılıçsız bir şekilde Nezuko'yu alt etti, onun ağzını bağladı. O bilinçsiz bir şekilde yatarken temiz bir bezle sardı. Tanjiro ayıldığında Tomiyaka ona Sakonji Urukadoki'yi görmesini, hemen ayrılmadan önce kız kardeşini güneşe çıkartmamasını söyledi. Daha sonra Sakonji'ye bir mektup göndererek Tanjiro'yu eğitmesini ve oğlan ile kız kardeşinin durumunu açıklamasını istedi. Kagaya, Natagumo Dağı'nda birçok iblis avcısının telef olduğu haberini aldıktan sonra Hashira Tomiyaka ve Shinobu Kocho'ya düşük rütbeli kılıç ustalarına yardım etmelerini emretti. Dağa geldikten sonra Tomiyaka ilk olarak ölmek üzere olan Inosuke'ye yardım etti, baba örümceği öldürdü. Burada Inosuke Tomiyaka'ya kızdı, iblisi kendisinin öldüreceğini, neden ona yardım ettiğini falan söyledi ve Tomiyaka'ya meydan okudu. Burada Tomiyaka o kadar hızlı bir şekilde Inosuke'yi alt etti ki Inosuke bunalıma girdi. Daha sonra alt rütbelilerden Rui ve Tanjiro arasındaki savaşa müdahale etti. Tanjiro'yu bu kadar uzun süre dayanabildiği için takdir etti ve gerisini kendisinin halledeceğini söyledi. Rui, Tomiyaka'nın gelmesine çok sinirlendi, onları hemen öldüreceğini söyledi ve saldırdı. Tomiyaka, Rui'nin saldırısını kolayca etkisiz hale getirdi, Rui buna çok şaşırdı. İplerinin ne kadar kolay kesildiği konusunda şoktayken Giyu onun hızla kafasını kesti. Tanjiro, Rui öldükten sonra onun çektiği acıların kokusunu aldığı için ona acıdı. Tomiyaka kalıntılara bastı ve Tanjiro'ya iblislere acımamasını söyledi çünkü onlar insanları acımasızca öldürüyordu. Tanjiro, Tomiyaka'ya masum sivillerin daha fazla acı çekmesini önlemek için her zaman kılıcını kaldıracağına, iblisleri yeneceğine dair güvence verdi ama öldürdüğü için pişmanlık ve üzüntü gösterenlere karşı merhametli olacaktı. Tanjiro'nun sözlerini düşünürken Tomiyaka Nezuko'yu gördü ve aniden kardeşlerin 2 yıl önceki dağda karşılaştığı kardeşler olduğunu fark etti. Tomiyaka bunu düşünürken Shinobu aniden ortaya çıktı ve Nezuko'ya saldırmaya çalıştı. Tomiyaka onun saldırısını savuşturmayı başardı. Shinobu buna çok şaşırdı çünkü ilk defa bir iblis avcısı iblisi koruyordu. Shinobu burada Tomiyaka'yı kimsenin sevmediğini söyledi. Daha sonra Tanjiro'nun hareket edip edemeyeceğini sordu. Ona koşmasını söyledi. Canı çok acısa bile koşması gerektiğini. Tanjiro teşekkür etti, özür diledi ve kaçmaya başladı. İki haşire arasında bir dövüş başladı. Aslında bu bir dövüş değil de mücadele gibi bir şeydi. Shinobu iblisi öldürmek için hamle yapıyordu. Tomiyaka onu durdurmak için. İkisi mücadele ederken bir kargadan haber geldi. İki kardeşin gözaltına alınması bildirildi. Tanjiro ve Nezuko'nun yargılandığı haşire toplantısında Nezuko ve Tanjiro'ya işkence edilirken karışmadı. Sadece olayları gözlemledi. Burada Kagaya Ubuyashaki geldi ve ona gelen bir mektubu okudu. Mektup Sakonji'den gelmişti. Nezuko'nun bir insana saldırması veya yemesi halinde Tanjiro, Sakonji ve Giyu Tomiyaka'nın
seppuku yapacağı yazıyordu. Videonun başında en fedakar karakterlerden biri dememin sebebi de buydu. Seppuku, Japon kültüründe bir intihar adeti. Genelde böyle saygınlıklarını kaybeden kişiler falan yapıyor ya da sözlerini tutmayan kişiler falan, böyle çok değişik bir şey. İşte bunu yapacağını söylemiş o da. Toplantının neticesinde Nezuko da Tanjiro da aklandı ve yaşamalarına izin verildi. Kılıç Ustası köyündeki olayların ardından Tomiaka diğer Hashire ve Ameya Ubuyashiki ile birlikte İblis katili işaretlerini tartıştıkları bir acil durum toplantısına katıldılar. Amena, Hashira'nın işareti alan planlı eğitimini açıkladıktan sonra Tomiaka, Sanami ve Obane'nin canını sıkacak şekilde veda etmelerine karar verdi. Shinobu en azından açıklamasını istediğinde Tomiaka diğer Hashiralardan farklı olduğunu söyledi ve çıktı. Tanjiro iyileştikten sonra Kagaya'dan Tomiaka ile birebir konuşması ve onu diğer Hashiralar ile birlikte çalışmayı ikna etmesini istenen bir mektup aldı. Daha sonra Tomiaka'yı ziyaret etti ve onunla eğitimi hakkında konuştu. Bu olay Tomiaka'yı çileden çıkartmıştı. Neden kızdığını sorduktan sonra Tomiaka Tanjiro'ya su nefesine bağlı kalması gerektiğini ve kendisinin pozisyonu tutmaya layık olmadığı için su haşirası olduğunu anlattı. Tanjiro onu sorularıyla dövdü, en sonunda son seçimi asla geçemediğini kabul ettirdi ona. Tomiaka, Sakonji'nin talimatı altında tanıştığı ve arkadaş olduğu Sabito ile aynı seçimde olduğunu açıklamaya devam etti. Sabito onu kurtarmıştı. Talihsiz ölümünden önceki dallarda neredeyse tüm iblisleri yenmeye devam etmişti. Aksine Tomiaka bir tane bile iblisi yenememişti. Bundan dolayı Tomiaka'da aşağılık kompleksi oluştu. Kendisini Hashira pozisyonu için uygunsuz hissediyordu. Tanjiro bu hikayeyi dinledikten sonra Kyoroji Rengoku'nun hikayesine benzetti. Burada Tanjiro, Sabito'nun Tomiaka'nın tatmin edici bir hayat yaşamaya beklentilerinin onları bir arada tutan şey olup olmadığını sordu. Bu sözler Tomiaka'yı şok etti ve Sabito'nun onu kız kardeşinin ona verdiği hayat için ölmemeye ikna ettiği bir etkileşimi hatırlattı. Tomiaka ölen arkadaşı ve kız kardeşini düşündü, inatçılığı için özür diledi ve Tanjiro'ya antrenman yapacağını söyledi. İlerleyen zamanda Tanjiro, Sanemi ve Tomiaka'nın dövüştüğünü gördü, onları ayırmaya çalıştı. Sanemi sinirlenip Tanjiro'yu bayıldı. Tanjiro ayıldıktan sonra Tomiaka ona antrenman yaptıklarını, kavga etmediklerini söyledi. Oya Takasama'nın ölümünün ardından Tomiaka diğer haşiralarla birlikte Muzan'a karşı saldırırken görüldü. Sonsuzluk karesinde savaşıyordu o da. Akaza'yla arasında muazzam bir mücadele gerçekleşti. Bu savaş sırasında Tomiaka'nın yüzünde bir işaret belirdi ve bu onun güçlenmesine neden oldu. Akaza, Tomiaka'nın yeni hızına hemen ayak uydurdu ve sonunda üstünlüğü ele geçirerek Tomiaka'nın kılıcını bir yumrukla kırdı. Akaza son darbe için yaklaşırken saldırının ortasında Tanjiro tarafından eli kesildi. Yani Tomiaka Tanjiro tarafından kurtarıldı. Daha sonra tekrardan savaşmaya başladılar. En sonunda Akaza'nın kafası Tanjiro tarafından kesildi. Akaza'nın kafası kesilmiş olmasına rağmen vücudu Tanjiro'ya saldırdı. Bu sefer de Tomiaka Tanjiro'yu kurtardı. En sonunda Akaza hayatını kaybettikten sonra Tomiaka Tanjiro'nun yanında yorgunluktan bayıldı. Bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.